Her sene özellikle sezonun gelmesiyle birlikte yapılan marka baskını Marmaris'te kapalı çarşının içerisindeki esnafa yapıldı. Marka ürünler adına iş yerlerinde taklit ürün denetimi yapan avukatlar çarşı içindeki esnafların dükkanına yaptığı baskında dükkanlardan numuneler aldı. Yapılan denetimlere tepkili olan çarşı esnafı ise bakın kameralarımıza neler söyledi. Marka baskını yapıyorlar abi. Bu sahte markaların baskını yapıyorlar avukatlar. Tespitte bulunuyorlar. Daha sonra tabii ki basılan dükkanların mahkemeye sunulacak. Mahkemede bir cezası vardır elbet. Yani daha çok bitirmeye çalışıyorlar. Bitirmeleri için de yani eğer bunu yaparlarsa Marmaris'in başından başlayıp Datça'ya kadar çıkmaları lazım. Örnek olarak Marmaris'in başından başlayacak, Datça'nın sonuna kadar çıkacak. Eğer öyle bir şey olduğu zaman ve 10 dükkandan 8 tanesi sahte marka satıyor. Çünkü turizmle uğraşıyoruz. Turistler bu sahte marka için geliyor. Kendi ülkelerinde 1500 lira olan bir çanta veyahut da bir marka şeyi alamadıkları için geliyorlar. Burada 20 euroya 30 euroya alabiliyorlar rahatlıkla. Bunu devlet ya komple bitirmesi lazım veyahut da böyle herkesin ekmeğiyle oynamaması lazım. Ya komple sattırmayacak veyahut da göz yumacak. Üreticiler var. Yani 30 milyon rahatlıkla ekmek yiyor. İzmir, İstanbul, Ege bölgesini saymıyorum üretici olarak. Ben de taklit ürün satıyorum. Satmak zorundayım. Çünkü bunu turist istiyor. Ben çakma yani taklit ürün koymuyorum. Almıyor. Diyor ki ben bunu istiyorum diyor. Özellikle turist bunu istiyor. Ben şimdi ekmek yemek zorundayım. Talep var. Arıza göre taleptir. Yönetimde bir arıza var. Niye bu kadar bu insanlar niye bu kadar şu anda mağdur? O zaman niye bunlara bu kadar müsaade edildi bugüne kadar da bu insanlar bu duruma sokuluyor? Yazık değil mi yani? Herkesin bir kirası var, bedeli var. Ben de esnafım. Ne satıyorsun öğrenci? Yok ben fast foodcuyum ama bizde sahtekarlık diye öyle bir şey yok ama alakası yok. O arkadaşları şimdi bu şekilde değerlendirmede onların da bir çoluğu çocuğu var. Yapılan denetimin ardından çarşı esnafı denetimi yapan avukatların ardından gitti. Fakat polis esnafa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Avukat Bey bize bir açıklama yapabilecek misiniz ya? Yani yaptığınız denetimler hakkında. Şu anda bir açıklama yaptım. Siz de. Hayırdır? Lütfen ya. Ayıp ya. Hadi. Biz böyle de gözünüz aklınıza bakın. Lütfen ya. Arkadaşlar hadi. Burada birikmeniz bir anlamı yok. Hadi tamam. Hadi. Lütfen. Rahat. Arkadaşlar hadi. Ya. 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 Ya.